Bir gün hem de ihlas ve riyadep oldurup tuxtas. Aldı bilen elbette her kandak bir emelde ihlas bulmağın emelinin ki. Fakat eğer bir normal namaz, roz diyendek ibadetler yapıp kalsa, bu hareketten başka, ten hareketten yapıp kaldık Allah'a malum. Meyli başka mali, iktisadi emeller olsun. Allah'ın dergahide hiçbir nesilge erişemmeyi, dünyada hakkının ki mahtışı erişip gidelim diye. İhlasının kancık muhim hikayelerini halkımız az köp bildirdi. Bu mübarek ayını başlayıp, bu ayının içinde varlık emellerimizin muşundak tünyugun sözlügendek emeller Rabbimiz dergahide hessilep ecir verildiğin muşundak mübarek ayda teyhemibek İslamimiz bizge körsetken şekilde hakiki Allah dergahide kubul bulduğun pakiz bir emel kılveriş için bu muşu uluk küllerinin beşini biz yine İhlas diyen nime, bunu düşünüş için bir başlı basak, aldı bilen ihlas diyen nime diyormuş, ona girsek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu sualla ait muhim sual oldu. Bazı suallarını Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de in tubdelekum tesokum. Bazı suallar ihtiyacı yok halkının. Ama süreç arkalık payda gelmek, ihtilaf ekletken suallar olsa soğumanla derdik. Ama paylılık olan suallarını soruş lazım. İlim ne böyle hasıl ise bir lisanın seul ve kalbin ekuldu. İki nesil de ilim hasıl oldu. Birisi soruyduğun til arkalık, birisi düşünüldüğün ekil arkalık. Şu sebepten beri fikir kılalaytkan, yadal alaytkan ekil bile ilim hasıl, birisi soruyduğun ilim, til bile ilim hasıl. Gerçi ilimini her bir kayısları bilip boğan bozulumu süreç arkalık başka kerindaşlarımızın bölüveleşine imtihan paydalık. Bu hazırlıklı sual ihlas meselesi oldu. İhlas kandak emeldesi bu hükmü şer'en cahdi periz. İhlas digenin lügat mânisini mânisi ihlas digen kharesi yaklusunu çıkan. Yani suğunun tipski kuyvagan ehletini süzüp etip süzük suğunu bir istikanlığa ya piyalığa ip ehletini süzüp çeşke çıkır vatkanını ne mi deydi? Kharesi deydi. Onda da ihlas digen emelinin üzge Allah'tın kütüldüğün ecrini mehluktun kütüpseliş tripini sindirip taşı etip fakat ecr-i mukafatını Allah'ın kütkenini ihlas olan mıdır? Çünkü arlışı olan kalbimizde peyda olan şeytani vesvesele hıyalla, vehmele, şirki kapilanı yok kıttaşlaştık anmıdır. Hoş. Bu lügat mânisi ile muğam münasip etti. İstilahi mânisi, ne mânisi? İstilahi mânisi, bütün nehidini yansak, hata işlerini yansak, doğru işle kılsak Allah için kılış. Ay bir Allah'ını de kılış. Hatalıktan toktursak mı bir Allah'ını de, yakşı işle kılsak mı şu bir Allah'ını de kılgan ne? İstilahi mânisi, ihlasının mezmunu olurdun ne? Tarifi şu. Hoş hoş. Bir Allah'ı. Yani demek la ilahe illallah'ın ki mezmunluğu dahil kirş. Hoş. Şer'i hüküm cihette ihlas tamamı ibadette, sevap kütkelliyken ibadetten hemmiz de ihlas periz. Meyli periz emel bolsun, meyli müstehep emel bolsun. Ama dünyalık emelli o temli. Meksef olun da paydeleş, ya köğünümüzde bir kardeşimizin işini kıpırıp köğünü hoş koyaş, ya ki bir adamın ki yükünü kötürüp koyup o adamın rahmetleyleş, mao insanların üzerindeki birbirlerinin menfaat kütken işle. Ya minikilimi kıpır edip yardım da kıtmıyoruz. O bu bendelerin kütülüğü işle. Çünkü dünyevilik işlerinin üzge ihlas o dünyevi bendelerin kütken işle onun ihlas şart demez. Ama dini ibadet. Ben İslam dinde ibadet kıtmaya dedikken bu ibadetin her kandıkka ihlas şart ve hüküm cihette periz. Mesela hem de halkımızın bazı bölüp bazı bilmeyi kalıdığın meselelerden yine fikri meselesinden böyle. Bir adam hazır esir namaz okumak için. Esir namaz okutmaya deyip niyet kılgan olsa, mavi esir namaz okutmadıkken namazın perizliğine niyet kılış, bu namazın içindeki olan namazı bir periz. Hem de muşu niyetinin yanında, ben muşu esirini kim için okutmaya, Allah için okutmaya deyip yeni bir periz. Şunun için bu niyet, esir namaz niyetle tepildi. Şu niyetinin yanında ihlas yeni bir periz. Esir okutmadı geldim, bu esirini Allah için okutmaya da gerek. Ama bu ibadet olan bunudur.
Bütün hulası kılgandı ibadet, bütün ibadetini fakat Allah için kınak atap kılıçının üzerine ihlas de atayımız. Bu ihlas hakkı da Cenab-ı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Bütün bendilerinin üzge Âlim Aleyhisselam'dan tatip kegen perman ibadet ne? Bir Allah'a kılın. Allah'ın gayrı ibadet kılman. İkinci Allah yok, şeriki yok, okşu yok, tenlişi yok, barabırı yok. Bütün ecrini Allah verirdi. Cennet devzek fakat Allah'ın kulda. Bütün kainat Allah'ın mülkü. Anda o kadar ibadet ne? Allah'ın üzge kılış, Allah'ın gayrı ibadet kılışı kat'i bulmaydı. Eğer bir insan Allah'ın gayrı ibadet kılsa, meyli insan, meyli perişte, meyli cin, meyli hayvanat olsun, ne gibi ibadet kılsa Allah'ın şu nesini şerik kılgan bulundu, müşrik kılığına. Şu ibadette fakat Allah'a kılış lazım. Hoş hoş. Hem de fakat ibadet fakat Allah'ın ek yalnız ibadet kılışka, on çıkılışka Allah Kur'an-ı Kerim'de buradı. Hem de Cibril aleyhissalatü vesselam, hıddesini soğan dek, Adem'in şeklini yasınıp gelip, sahabılarla peygamberimi doğu, topluşup soğurup, kurup, ulturmat kayağa, baş, çaraylı kim bilen kip, bak bak, ak ak igin ölen, seferinin izna alameti yok, şunda kopkarı çeşleri ölen, peygamberimden yenri gelip, iki yolu tuzlu, iki kolu koyup, insan şeklini gelip, peygamberimden töktürülük sual soğan. Birinci sual, İman diye kendime, ikinci sual İslam diye kendime, üçüncü sual ihsan diye kendime diye. İhsan diye kendime diye, ihsanın manası ne demek ki? İhlas demek ki. İhlas diye kendime demekti, peygamberim cevap verdi. En te'budallâhe ke enneke terâhu, fe illem tekun terâhu, fe innehu yarâk. Allah-u Teala'nı kögende kulluk kılgaysan, Allah-u Teala'nı sen küren misal mı? Allah seni tercihsiz küreb durdu. Çünkü Allah Teala'nın kökünde ibadet kıp, bu ibadetle Allah için kılıp kılış. Şimdi bunun da ibadetle Allah'a kılıp, ama maktaşını, ya mukafatını, bendini oynayıp satka yapalım derdi. Mau kandak şirk oldu dese ibadetle bırak mehluk okulsun o, çok şirk müşrik oldu da. Ama ibadetle Allah'a kıldı. Lekin bu kılgan ibadetin bile helikmenin maktasın kendilerini derdi. Ya müş ibadet kılvatkanını bir köysün kendigen bolsa şirki eskar oldu. Şirki eskar dediğimiz mesele küçük müşrik. Çok din din çıkartkanı olmaydı. Lakin kılga emrinin sevabı küyek götürdü. Allah kıyamet günü iste sen sevaplı palağını köysün, pustağını damlusun deyip kılgan sen. Ala sevap. Eriştin, dünyada erişip oldun. Hep oldun, danlı hep oldun, meşhur olup oldun, halep vaktap oldu. Hem de sen hocam ulu kadem de hep oldu, tükürdü deydi. Şu sebepten bu ihlasın ki hükmü Allah Teala ve Tekaddes'i köyünde ibadet kılıp aşu bizim ibadetimizden özde Adem ba Adem yok ya okşaş bulup Allah Teala ve Tekaddes ki ne ibadet kılışının hükmü ne mi deptul etmiş? İhlas deptul etmiş. Köprü rahmet Allah razı olsun.